Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Yine güzel bir kahvaltılık veya çay yanı tarifiyle karşınızdayım. Bu ara kahvaltılık tarifleri böyle üst üste koyuyorum. Çok da kendi evim için de iyi oluyor. Hem takipçilerim de memnun oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Hem yemek hem de kahvaltılık tarzı bir güzel lezzet. Şimdi öncelikle bir tane soğanı küçük küçük küpler halinde doğruyoruz. 2-3 tane, yani orta boysa 3, eğer iri ise 2 tane patatesi çok iri olmayacak şekilde yine küpler şeklinde doğruyoruz. Arzu ederseniz daha da minik küpler halinde doğrayabilirsiniz. Tavanıza göre patates miktarı değişebilir ya da yiyecek kişilerin sayısına göre değişebilir. Onu ayarlarsınız tabii ki kendiniz. Burada belirli bir ölçü yok arkadaşlar. Şöyle 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Soğan ve patatesi birlikte hafif yağda şimdi kavurarak pişireceğim. Daha doğrusu kapağını da kapatacağım ki güzel bir nemli ortam oluşsun ve altı tutmadan, yanmadan bu malzememiz güzelce pişsin. Şu anda bu tava biraz küçük, farkındasınız. Onu şimdi az sonra büyük tavaya alıyorum. Evet, rahatça şimdi patatesimi ve soğanımı böyle yumuşayana kadar ve hafif böyle karamelize olana kadar pişireceğim. Biraz tuz attım. Şöyle bir çay kaşığı dolusu diyeyim size tuz. O da tabii sizin tercihinize kalmış. Bu esnada baharat da koyabilirsiniz. Kırmızı biber, nane, işte toz veya pul kırmızı biber, nasıl isterseniz, karabiber. Şimdi orada pişmeye dursun kısık ateşte. 4 tane yumurtayı, benim bu şu anda yapacağım tava 24 santim. Birçok kekimde de onu kullanıyorum. Tanırsınız artık o 24 santimlik tavamı. Tavada kekler, börekler yapıyorum. O 24 santimlik güzel altı kalın bir tava. Şimdi yumurtaları çırptıktan sonra bıçağı da sapladım, görüyorsunuz. Yumuşacık pişirmiş olduğum malzemeyi yumurtalarla karıştıracağım. Şimdi biraz kabarık olmasını istediğim için o ilk bu tava küçük demiştim ya, o tavanın içinde hazırlayacağım ben. Böyle, çünkü börek gibi olsun istiyorum. Biraz rendelenmiş kaşar peyniri koydum. Arzu ederseniz lor peyniri, beyaz peynir de koyabilirsiniz. Ben hindi füme üzerine dizdim. Onu da siz istediğiniz şekilde bir şey koyabilirsiniz. Salam olur, sucuk olur. O size kalmış. Ana fikir benden, gerisi sizden. Diğer yarısını da patatesi bu döşediğimiz malzemenin üzerine koyuyoruz. Yine kısık ateşe koyarak şimdi bu güzel malzemeyi altlı üstlü pişireceğiz, kızartacağız arkadaşlar. Şöyle bir 10 dakika kadar sonra altını bir kontrol ettim. Biraz daha pişirdim. Şimdi bu tabağı neden yağlıyorum? Çevirdiğim zaman tabaktan rahat kaysın diye. Gördüğünüz gibi şimdi tabaktan daha rahatça tavama onu kaydırıyorum. Şimdi bu tarafını da, yani alt kısmını da güzelce kızartacağım. Yine kapağını kapatalım. İçi gayet güzel pişsin, altı da kızarsın. Evet, artık sunuma hazır bu güzel yiyeceğimiz. Siz şimdi eminim ki çok güzel çeşitlendirmeler yaparsınız. Çok mutlu oluyorum. Yorumlara yazıyorsunuz ya, işte zeytin koydum, sosis koydum, işte kekik ekledim ben Buket Hanım diye. O kadar mutlu oluyorum ki hem diğer takipçilerim bunları okuyor, onlara da fikir oluyor. Hem de sizin katılımınız beni çok mutlu ediyor. Şimdi buna da siz bir sürü şeyler eklersiniz. Mutlaka yazın yaptığınız zaman. Temel fikirler benden, gerisi herkesten çıksın. Birlikte yapalım bütün yemekleri. Paylaşmak her zaman çok güzel. Kanalıma abone olursanız eğer, lütfen abone ol yazısının yanındaki o zili açmayı unutmayın. Tümü diye işaretleyin. Bütün tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ben Instagram'da da Huzurlu Mutfak ve Huzurlu Diyet olarak varım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bakın, güzel bir yiyecek oldu. İçine gerçekten birçok şey eklenebilir. Yeşillikler de koyulabilir. Maydanoz, dereotu. Hadi bekliyorum sizden değişik fikirleri. Hepinize huzurlu, mutlu günler dilerim. Sofranız bereketli, ağzınız tatlı olsun daima. Şimdilik hoşça kalın.